Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Az önce diğer vlogumu kapattım. Beray'la birlikte bizim ofisimize çok yakın olan bir yere geldik. Free Shop X-Large diye bir yer. Şimdi burada biraz ben de ilk defa sizinle birlikte gezeceğim. Biraz böyle ev alışverişi yapalım ve size de göstereyim istedim. Hadi tekrar içeride görüşelim. Ay, şu bardak kısmına birazdan geleceğim. Evet, çok güzelmiş. Benim bardaklarım yok. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şunlar güzelmiş bardaklar. Aa. Bunlar da alt tarafı tokmuş mesela. Ay çok iyi. Ben şunu istiyorum. Onlar ne kadar? Onlar da 45 ama ya. Allah, 6 tane alsam. Ama bir şey diyeyim mi? İyi. İnternette ben geçen bardak aldım. 60 küsur aldı mesela tanesine. Onları da bu videonun devamında göstereceğim zaten. Ama şimdi birazdan şunlardan alacağım. He? Evet, onu çok beğenmedim. Ama buradakiler daha güzel. Dur, çıkarken dörelim o zaman bakalım. Şunlar 22'ymiş. Bak, bunlar da fena. Ama bunu her yerde bulabilirsin. Şunlar biraz daha farklı, evet, duruyor. Farklı, güzelmiş gerçekten. Bunların fiyatları 45 liraymış. Şöyle şunu da göstereyim. Şişelerini gördüm. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Bir ara bunu deli gibi AliExpress'ten alıyorlardı şunu. O ne? Bu da aynı. İçecek için. Hı. Ne istersen. Bu cam pipetli bardak 69 lira. Sen yemeğini söyle. Bunun küçük boyu 69, evet, büyüğü de 79,5. Bunlar da güzel. Türk kahvesi için alabilirim aslında onu da. Gel şu taraftan mı dolanalım? Bence cam pipetler var. Ben sipariş verdim ya. Muhtemelen bugün geldi kargoda. Şu da güzelmiş. Evet. Portland'da falan 450-500 lira arasında. 200 lira, güzelmiş fiyatı. Aa. Bunlardan bende var evde. Bu çok güzelmiş. Ne kadarmış bu? Dörtlü ahşap çerezlik. 169 lira. Buna bayıldım. Bu aşırı iyi. Şöyle tekli de satılıyor ama kalpli değil bence. Ben buna bayıldım. Neye? Aa, güzelmiş. Çay kutusu değil mi bu? Evet. Güzel. Bunun fiyatı ne kadarmış? Akasya yuvarlak kase. Bu büyük olanı 350 lira. Gel şu tarafa doğru gidelim. Evet. Ben daha büyüklerine bakacağım. Birazdan dışarıda kocaman sepetler var.
Çok tatlıymış ama içi. Şurada böyle demlikler var. Bambu. 169 lira. Şu daha güzelmiş bence. 89 lira. Hadi seçelim. Ben bir tane... Ama biraz şey yapmak lazım. Abi koklasana şunu. Böyle sakız gibi kokmuyor mu? Evet. Neyliymiş ki bu? Intense. Aa, bak, kiraz var. Evet güzel. Ben bunu alacağım. Ay ihtiyacım olan. 2 litrelik 200 lira. Aslında şu kişiler için çok güzel olur ya. Tam kiş. Ne kadarmış? 179 lira. Ama Paşa Bahçe'nin bir sürü ürünü var. Buraya da bakalım. Şu benim bardak takımım. Ta ilk çıktığı zaman almıştım bu takımı. Şununla şunu. Güzel ama. Evet. Bence bu şunlardan var. Bakalım başka. Şöyle fiyatlarını da alıyorum ki. Merak eden varsa. Fiyatlarıyla bakabilirsiniz. Şöyle 4 lira. Tabi burada bardak adet fiyatı var. Kutulu olarak değil, adetli olarak alıyorsunuz. Birkaç gün önce internetten aldım dediğim bardakların aynısını burada yarı fiyatına buldum. Bardaklar 29 lira. Şöyle farklı modeli de var. Şunlardan 2-3 sene önce almıştım. Bunlardan ikili vardı bende. Ama bunun fiyatı da 29 lira. Çok güzel. Şu İngiliz Home'un annem de almıştı ama artık bunları görmek istemiyorum ya. Yemin ederim. Aslında bu da güzelmiş biliyor musun? Ama çok ağır. Yine de güzelmiş. Fiyatı ne? Salep bardağı. 39 lira fiyatı. Şimdi asıl merak ettiğim kısma geldim. Şöyle sepetlere bakacağım. Tabii bir zamanlar ben sepet satardım. Şimdi şöyle büyük boy sepetlere bakacağım. Mesela şu boy güzelmiş. Ama şu elimdekileri bir bırakıp öyle bakayım. Şu mesela. Bayağı boyu büyük. Fiyatı da 279 lira. Şunun aynısını Madame Coco'da, English Home'da, hatta Zara'da vesaire 1000 liraya yakındır fiyatları. En son baktığımda 500 küsürdü Madame Coco'da. Bu bayağı güzelmiş. Şuradakileri de göstereceğim. Bu bayağı devasa boyda. Etiket var mı? Etiketi yok üstlerinin ama bu çok büyük ya. Bu ne kadar büyük. Şu tarafta yok. Şuna bakalım. Hatta geniş açıda çekeyim. Onun aynısı var. Ben evde iki tane var bizde ona. Ben eskiden hasır sepet satıyordum. Evet o yüzden. Şuna bir bakalım.
Bu ne kadarmış? 259 lira. Çok bak, iyiymiş ya. Ama bu yapılıyor ya dışarıda şeyde. Aslında alıp yapılabilir. Bak bu sabit olmasa çok güzelmiş de şey sabit ya. Hı-hı. Oynamıyor ya. Evet. Böyle elde çok küçük duruyor kamerada ama bayağı kocaman boyu. Nasıl galiba? Evet. Dur şuna da bakayım be. Oo bu da çok iyi. Bunun fiyatı nedir? Fiyatı yazmıyor. 279. Şunlardan birini alalım. Seçelim de. O zaman bunu mu alalım? Evet onu al. Tamam. Bak şu yukarıdakiler şu orada da var bir tane. Ay onu nasıl alacağız? Aa şu da çok güzelmiş. Şu. Şu yani. Bir bakalım mı onun fiyatı ne kadarmış bir soralım. O da bayağı güzel. Arka tarafta da aslında var. Ne kadarmış mesela görebiliyor muyum? onunla mı delelim? Şöyle gösteriyorum size de. En azından aklınızda olsun. Böyle sepet arayışınız varsa. Bu ne kadarmış? 219 lira. Ay Beray. Şuna da düşünsene böyle salona koyuyorsun. Battaniyeleri bunun içine koyuyorsun. Değil mi? Geldim. Hem gelen birkaç tane kargom var. Onlar gelmişken göstereceğim. Hemen şöyle paketli birlikte açalım paketi. Şöyle aldığım hasırları da şimdi yerlerine koyacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bir tane şöyle yatay. Ben bunu böyle koltuğun yan tarafına koyup içine böyle battaniye vesaire koymak için aslında düşündüm. Ama şimdi saksı için kullanırım. Daha sonra istediğim şekilde bunu başka yerlere de kullanırım. Bunu da yine taksının içine kullanacağım. Şunları hemen açacağım. Eğer merak ederseniz sorarsanız linkini paylaşırım. Şurada bir 5 tane cam pipetleri var. Daha önce yine almıştım zaten cam pipet vardı. Bu evde yoktu. Bu evde de aldım. Onun dışında şu bardakları göstereceğim. Şöyle ben açayım daha sonra detaylıca göstereyim. Ben tam bir bardak hastasıyım. Şu aldığım bardakların güzelliğine bakın. Şöyle 6 tane cam pipet bardağı göstereyim şöyle. Yalnız şimdi fark ettim ki biraz önce gösterdiğim, gezdiğim yerdeki bardaktan gerçekten biraz daha kaliteli bu. O yüzden aradaki fiyat farkı hak ediyor diyebilirim. Şöyle bir tane de şöyle bir model aldım. Bunlar da buz küpleri. Daha önce bunlardan ben sipariş vermiştim. İstanbul'da da kullanmıştım. Şimdi bunlardan da istedim. Bunları doldurup buzluğa atacağım. Bunlar da çok güzel böyle buzlu içecekler yaparım. Şöyle eğer beğendiyseniz bunları linklerini paylaşmamı isterseniz hepsini tek tek yorumlarda paylaşırım. Bugün daha da iyileşmiş şekilde uyandım. Şimdi böyle aslında hazırlanmıştım ofise gideyim diye düşünüyordum ama biraz böyle yağmur yağıyor. Hava kapalı. Benim de bugün ofis tarafında fazla işim olmadığı için dedim gitmeyin, çıkmayın boşuna. Şimdi hazır Sümayda evde yeni aldığım bardaklarla ve buz kalıbıyla dün suyu doldurup buzları buzluğa atmıştım. Yani buz kalıbını atmıştım. Bakalım olduysa eğer çıkarıp bir onunla soğuk kahve yaparız Sümayla. Onun dışında sakin bugün sessiz bir işim de yoktu. O yüzden fazlasıyla böyle evde vakit geçiriyorum. Belki böyle akşama doğru Simay'da müsait olursa bir Simay'la tekrar dışarı çıkarız.
Şöyle manzaramı göstereyim. Yaklaşık bir 10 dakikadır böyle yağmur yağıyor. Ben de yağmuru izliyorum. Sanki bulutları ben böyle videoya şopla koymuşum gibi duruyor. Özellikle şu çama bayılıyorum ya. Pencereden şöyle baktığım zaman. Zaten bu daireye ilk geldiğimde satın almadan önce bu daire benim portföyümde olan bir satılık daireydi. Şu çamı gördüğüm zaman o kadar etkilenmiştim ki. Şimdi mutfağa gidelim. Kahve yapalım Simay'la. Aldığım sepetlerin birini buna koydum. Bu şekilde duruyor. Diğerini de hemen şöyle koltuğun yan tarafına koyup içine bir tane battaniye attım. Bunu daha sonra yine şekillendiririz. Olmadı başka şekilde de kullanırım. Ama buraya bayağı yakıştı. Böyle videoda küçük duruyor da olabilir ama bayağı bir geniş, büyük sepetler. Eğer imkanınız varsa oraya gidip bir sepetlere bakın. Çünkü fiyatları gerçekten diğer mağazalara göre bayağı uygundu. Ben en son sepete Zara Home'da baktım. Zara Home'da 1400 liraydı. O gördüğünüz biraz önce aldığım sepetin aynısı. O yüzden 270 lira çok çok iyi bir sepet için. Şimdi ne yapsam? Soğuk kahve. Sima'ya bir sorayım ne ister? Ben bu tarifi böyle birkaç yıl önce yapıyordum. Hatırlıyor muyum? Aslında normalde tatlı kaşığıyla koyuyorum. Tatlı kaşığıyla şöyle bir kavanozun içine iki tatlı kaşığı şeklinde kahveyi aldım. O da bir kişiye bir kaşık gibi. Sonra minicik su koyacağım. Dün de metreyle geziyorum çünkü bir mimar böyle gezer. Buzu çıkarsana Simoş. Hey, krem şanti olmayacağım bu sefer. Bunu ben yapıyorum. Ha, yapıyor mu? Sen kremalı yapmıştın. Ama buz kalıbını göster. Bak buzlarımız donmuş. İnşallah böyle yuvarlak çıkar. Şu iki bardağı yapacağız şimdi. Şunları. Sen büyüğü al, ben küçüğü alayım. Ben çok içemem. Seçiyor bu. Bunu böyle iyice çalkalayın. İçine sadece su koydum. Süt de koymadım. Biraz sonra süt ekleyeceğim şimdi bardağa. Yarım buz olmuş bu. Evet, bu Simay'ın ay. Şöyle yani yarım daire olmuşlar. Ay olmasını istediğin için öyle yaptım bu, herhalde. Ay yok mesela şu tam olmuş. Ama bir şey de olabilir. Dün sanırım ben orayı tam kapatmamıştım. Belki de su dökülmüş. Olmuş. O yüzden tamamı olmadı bence. Öğreneceğiz bunu. Nasıl? Ona buna koy bari fotoğraf çekerim. Bu uzay mekiği gibi. Ay evet şöyle. Çok iyi değil mi ama? Yaz yavaş olun bardağı kırmayın. Evet. Yeter bence. Bunu doldurayım mı yeri? Ha? Ha, dur birazdan doldur. Şunu tekrar koy. Seninkini doldurun. Ama bana çok az oldu. İşte bu ne? Önce şeyi mi koyalım? Önce sütü koyup bunu üstüne mi dökelim? Sen onu suyla mı karıştırdın? Ben onu direkt sütle karıştırıyorum. Üstüme bir bak. Ay Allah seni ne yapmasın. Evet. Hemen makine. Hemen makineyi çamaşır suyuyla doldurayım. Ama böyle de güzel bir desen oldu yani. Böyle ya hayır gittiğinden var ya. Böyle de olabilirmiş. Aynısından kaç tane var şu an evde? 3. 6 tane var aynı diyor. Sweet. Açacağım. Benimkiyle fotoğraf çekelim. Oha bu çok iyi olmuş. Bunu bir göster. Bakın. Tam istediğimiz bu ya. Bunun içinde tamam. Meyve koyup şey yapıyorlar biliyor musun? Ha. Dondururken. Minik meyveler. Tam çıkarayım. Oha çok iyi. Ay bunu benim telefonum nerede? Senin telefondan da çekseydik. Şöyle göstereyim.
Asuman seninki çok güzel oldu. Dur o zaman gel salonda bir fotoğraf çekelim. Oha seninki niye böyle oldu, benimki böyle olmadı lan? Ama seninki de güzel olmuş. Bakın şuna. Bu benimki, sağdaki Simay'ınki. Simay'ınki daha afilli durdu. Çok güzel kahvem. Bardağım çok güzel ya. Evet. Sweet'imi hemen makineye atmam lazım ya. Daha 10 dakika önce de beyazların hepsini makineye atmıştım. Hayattaki şansım. Biz bir fotoğraf çekelim de geleyim. Simay'la kahve içmeye çıkalım dedik. Hatırlamıyorum ki. Yanlışlıkla dayımlara geldik. Bilseydik annemi de getirirdik. Farklı bir eşofman takımı. Şey yapacağım kanalımda, Simay'ın eşofman takımları video başlığı. Biz şimdi Oğuzhan ve Batuhan'la birlikteyiz. Oğuzhan'ın yeni evini gezdik hep birlikte. Ama inşallah yerleştiği zaman Seyhan Hanım'ın evini birlikte gezeriz. Biz şimdi bizimkilerle birlikte Kutlu Kent'e geldik. Kahve içmeye gidiyoruz ama ben kahve içemeyeceğim. Çünkü kahve... Kalori mi? Kahve şeyimi öğlen kahve yapmıştık. Abi, orada kullanmıştım. Ha, onu içebilirim. Sütlü filtre içebiliyorum. Sütlü yok, süt değil işte bak. Yok, sütlü filtre içebiliyorum. Ama light sütlü. Laktozsuz. Laktozsuz da yağ var. Laktozsuz içebiliyorum. Var ya her şey isim ya, isim yani. Şey bilsen, moka. Bol ama bol, ekstra şuruplu. Çatlı moka, ekstra şeker. Of, bol kremalı. Bol kremalı, kökünü de sütlüye çekeceğim içine. Keşke düşseydin, tam vlogdaydım ya. Çok gülerdik. Yaşasın, geldik Mona'ya. İnşallah üst taraf boştur. Orası bayağı keyifli. Sen ilk defa geldin değil mi Sumoş? Aa, o zaman bir bak etrafına. Bak bu tarafa bir baksana, çok güzel. Mona emekte de var. Değil mi? Evet. Buraya geç. Burası daha büyük olduğu için. Skip dondurma yapmışlar. Ben dondurma yemem. Neden yemezsin? Yemeyeceğim. Lotus'lu dondurma da var. Ya bir kaybolun ya. Tam Oğuzhan'ların eve... Oğuzhan diyor ki en sevdiğin yemek var. Kuru fasulye pilav. Hem de etli. Of, ama yemedim maalesef. İçinde acımaz. Ne yapıyorsun? Acımazın. Ben ya. Ben diyette olmasam kimse tatlı söylemez. Herkes gelir çay içer. Ben söylerim bu arada. Allah'tan diyete girdim. Şu içeceklere bakın. Yani çok iyi ya. Nasıl yiyorsun bir bakalım. Ha. Bakayım bir bakayım nasıl yiyorsun. Dönce gel. Dondurma gitti. Sen öyle anladın. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir kişi daha dahil oldu aramıza. Enes de geldi. Bu zaten her zaman buradaydı. Üşüdü. Aha üşüdü sonunda. Evet. Git şu tarafı aç hemen. Anahtarı var mı yanında? Anahtarı. Niye? Gideceksin, kalkıp eve mi gideceksin şimdi? Biraz kılmış. Ay öyle çıkıyor. Şaka yapıyorsun. Kazanacak dedi, Başakşehir kazanıyor. Dedim ben sana. Biz şu an şey konuşuyoruz. Galatasaray, Ankara Gücü Galatasaray maçı var. Maça gitmeyi çok istiyoruz ama biraz zor maç bileti bulmamız. Buradan Galatasaraylı abonelerim için de. Bileti olan varsa hemen bana versin. Bir de pazar günü de Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Normalde demiştik ki bahçede izleriz, bizim bahçede Gölbaşı'ndaki, ama bayağı uzak mesafe olduğu için orada maçı bayağı kazanır. Ama tamam da yani arabayla 25 dakika ben 25 dakikada... Millet aynı çıkardı. Bir şey yok. Diyeceğim, şampiyon olacağınız nereden belli mi? Al işte, zehirli oku attı. Evet. Bir şey diyeceğim. Maçı Fenerbahçe kazanmış olmaya yeterli oluyor mu? Ya şöyle, eğer Ankara Gücü eğer kaybederse öyle ihtimalle var ki olsun. Bu maç kaldı iki takımında. Bak, ama biz yaptık. Şuradan Azrail Selam'ı orada izliyor. Gerçekten mi? Ya. O zaman
Azra'ya kalp yapın çabuk. İsmail daha önce Fenerbahçeliydi. Galatasaraylı oldu. 15 gün önce Galatasaraylı oldu. Ve de hayatında ilk defa güzel bir şampiyonluk yaşayacak inşallah. Hep birlikte yaşayacağız. Oradan, inşallah olamaz da şu videoyu var ya. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bak bir dakika. Esen dedi bizim Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe şampiyonu yok dedi ya. Kesin Fenerbahçe şampiyonları bak. Emin ol. Olursa var ya seninle bir dalga geçerim. Olursa Fenerbahçeli. Bir kere gördüm. Sen kaç kez şampiyonluk yaşadın? 2020'de oldu. Bir kere gördüm. 2001'de şampiyon oldular. Fenerbahçeli kardeşim dediklerini duyuyor. Şampiyon. Ama sen gözükmüyorsun kamerada. Nasıl olacak? Bardağı şöyle inerim. Şu an hep birlikte. Ankara Gücü Başakşehir maçını izliyoruz. Evet, şimdi ben izleyemiyorum. Şu an dakika 121. Ya bu sen şuraya yanlış. Maç 2-2. Ankara Gücü'nde bir kırmızı kartı var. Gol geliyor. Fenerbahçe'nin karşısında kim oynayacak? Ne yapıyorsun? Biz burada bir şey izliyoruz. Fenerbahçe'nin karşısında kim olacak? Rakibi onu bulmak için izliyoruz. Tam telefon kırıldı. Dur ben bir çay içeyim. Hayır hayır. Oğlum Gökhan Töre nerede? Geldi şut. Beraber biterse penaltıya mı gidiyor? Yok. Evet. Yok. Şu an Başakşehir'e. Başakşehir'e attılar şimdi. Sana bir şey diyeyim mi? Gol geldi. Gol olur ama kimse atmaz yok ki. Atamaz ki. Top saklamaya çalışacak. Kaç? Artı kaç verdi? 1 mi? Artı 3. Zaten kaç? Artı 3. Körüm pardon. Geçen göz doktoruna gittim. Ama bir şey diyeyim, Ankara Gücü'nün olmasını değil isterdim ya. Ne? Peki bir şey diyeceğim. Maç nerede olacak? Ne? Maç nerede olacak? Final mi? Hı-hı. O açıklanacak. Şeyde, hangi şehirde olduğu? Şeyde, İzmir'de olacak. Öyle mi? Yok yok. Bugün açıklandı mı? İzmir mi? İzmir. Bitti. Başakşehir, Fenerbahçe maçı. Maçı bakalım. İnşallah Başakşehir'in arkasındayız. Kupayı Başakşehir alsın. Bizi bulalım. Eğer evde izlemek istemiyorsa şimdiden ayarlayalım. İnşallah şu ikardi gider. Ama kalabalık ne? İkardi nereye gidecek? Abla ikardi. Hadi gitsin demiyorum. Fenerbahçe şampiyon olsun. İkardi gibi saçı böyle yapmasan öyle gelmezsen benim adım benim. Tamam. Ama Galatasaray şampiyonsun. Ne yapacağım sen abi? Sen ne yapacaksın? Ben de ben son gideyim zaten şey ben. Ben daha hiç sırtım. Bu arada çok güzel olmuş. Ben de şey, saçım şey yapayım. Ben de saçım şey yapayım. Rossi'nin saçı var ya. Fenerbahçe Galatasaray şampiyon olmazsa Enes saçını sarıya Icardi gibi boyatıp gezecekmiş. Böyle bak şöyle. Sen okay. Şu an siz gördünüz o videonun altında böyle. Aha. Ama onun dam sarısı olacak. Tam sarı. Sarı değil bu ama beyaz. Beyaz. Platin İnşallah beyaz. Böyle olmaz. Yani. Tamam. Hatta Enes'i senin saçını ben ücretsiz boyattıracağım babamdan. Aha. Tamam. Açtıracağız abi sadece. Küllü. Yanar ama beyaz. Ama benim zaten normalde beyaz. Abi yansa bile kötü sıfır alırız. Kötü ne? Böyle kes kes. Ne? Ha geçelim. Ben çok korktum bir anda. Kötü dedi. Fener şampiyon olsa o da girer diye çok korktum. En kötü şey, boş ver şeyi ya. Fenerbahçe'nin sizin stadınızda şampiyonluk kutladığını düşün. Niye Allah korusun. Yok ya, ben nereden aldım? Bayrak falan dikiyorlar. Bayrak falan sallıyorlar. Yok, benim yani yeni bir biz evde de görüşemeyiz kimseye. Ama evde Allah'tan fena diyor. Şampiyon olmuş Fener Fener'in. Ben Sentinel'ı zaten açmam bir yer. Öyle bir şey yok. Bir ay olsa da... Kapında yatarım. Ben düğüne gelmem. Vallahi izleyecektik ki. Killer Williams Angora'yı senin yorumlara kalp sarılır acaba kalp attı. Olsun abi. Kutlamaya beni götürür müsün? Götürür. Onlar beni götürür. Lan sen Galatasaray'da olmuşsun ya. Ya lan söyleme ya. Sen araba devredecektik. Onun içinde, onun içinde çok küçük bir kanarya yatıyor. Diyorum ki işi tüm şampiyon. Kanarya zaten küçük yani. Yeni bir günden merhaba. Bugün hiç vlog çekemedim. En son dün kafede otururken çekmiştim. Ondan sonra iptal. Bugün sabah ofiste eğitim vardı. Eğitim yaptık. Ondan sonra kızlarla çıktık. Biraz dolaştık. Proje gezdik. Ondan sonra da şimdi geldik İncek'te. Kahve içiyoruz. Kızları da göstereyim. Heyecanlandılar şu an. Şimdi bugün de eve geçtikten sonra bu videoyu editlerim. Hemen bu hafta içinde yayınlarım. Çünkü başı çok güzeldi. Beray'la birlikte gezdiğimiz o free shop.
Bir de orada sepetler falan aldım. Onların hepsinin linkini de bırakacağım. Eğer böyle beğendiğiniz ürünler varsa, onların da hangisi güzel, bunu beğendim derseniz, yorumlara yazarsanız, onların direkt bilgilerini, fiyat bilgisini de veririm size.